İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Stepanakert'in diriliş meydanından seslendi. Artsah, Ermenistan Cumhuriyeti'dir, nokta. Akdamar Adası'ndaki Surpaş Kilisesi'nde yıllık dini tören bu yıl 8 Eylül'de gerçekleşecek. Turist bus servisi Pan-Ermeni oyunları günleri boyunca günlük olarak çalışacak. Suriye'deki durum yeniden ağırlaşıyor. Bugün Dünya Nükleer Silahlar ile Mücadele Günü. Yetenekli ressam Minas Avedisyan'ın baba evi restore edilecek. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan 7. Pan-Ermeni Yaz Oyunları arifesinde Stepanakert'teki Diriliş Meydanı'nda bir konuşmada bulundu. Konuşmasında özellikle 2018 baharında Ermenistan Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Kadife Devrimi'nden ve sonraki değişikliklerden bahsetti. Ayrıca Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinin stratejik gelişim planları ile amaçlarını sundu. Nikol Paşinyan konuşmasında Ermenistan Cumhuriyeti devrimden önce ve sonra Artsakh'ın arkasında durduysa 2018 yılının baharında Artsakh Cumhuriyeti devrim süreçlerine güç ve büyük destek vererek Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve devriminin arkasında durdu. Sizinle gurur duyuyoruz sevgili Artsakhlılar dedi. Nikol Paşinyan 2050 yılına kadar Ermenistan Cumhuriyeti'nin stratejik hedeflerini de sundu. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı yaptığı konuşmasında Artsakh Savaşı'nın efsanevi komutanı Leonid Azgaltyan'ın sözlerini dünyaya bir kez daha tekrarladı. Artsakh Ermenistan Cumhuriyeti'dir. Nokta. Agunknet'in Van Express adlı web sitesinden aktardığı habere göre Batı Ermenistan'ın Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Surpaç Kilisesi 7. kez düzenlenecek olan yıllık ayin için hazırlanıyor. Kaynağa göre 2010'dan beri her yıl düzenlenen ayin için hazırlık çalışmaları başlamış durumda. Bu yıl dini tören 8 Eylül'de gerçekleştirilecek. Törene katılmak isteyenler otellerde oda rezervasyonu yaptırmaya başladılar bile. Web sitesi, Ermeni Vaspuragan Kralı 1. Gagik tarafından yaptırılan Surpaş Kilisesi'nin Ermenilere ait olduğunu elbette söylemiyor. Ancak kilisenin Ermeniler için büyük önem taşıdığını söylemekle yetiniyor. Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Dairesi Başkanı Artak Grigoryan, Artsakh Press muhabiri ile yaptığı röportajda Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı'nın Artsakh Cumhuriyeti'nde düzenlenen 7. Pan Ermeni Yaz Oyunları'nın katılımcıları ve konukları için turistik yerleri daha erişebilir hale getirmek için yeni bir girişim başlattığını duyurdu. Onun dediğine göre Turist Bus adlı turistik düzenli yolcu taşımacılığı 11 Ağustos'a kadar günlük olarak çalışacak, farklı dillerde ücretsiz rehberlerin yanı sıra ilgili seyahat literatürüne uygun enformasyon noktaları görevde olacak. Katılımcılar için tüm vizeler ücretsiz olacak. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Suriye'nin kuzeybatısındaki silahlı çeteler Laskiye'deki Humeymim Rus askeri üssüne tekrardan roket saldırısı girişiminde bulundu. Verilere göre askeri üsse atılan bombalar hedeflerine ulaşamadı ve Ruaseyt Afif köyü yakınlarına düştü. En az 4 sivil yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Rus ordusunun hava savunma sistemleri durumu tam olarak kontrol ediyor. Aynı zamanda Londra'daki Suriye İnsan Hakları Komitesi, Ankara'nın işgal ettiği Afrin bölgesindeki birçok köyde yerlilerin terörist grupların yasa dışı eylemlerine ve saldırılarına maruz kaldığını bildirmektedir. Özellikle yerleşik olmayanların her biri bölgede yaşama izni için Türkiye himayesindeki Liva Sultan Murat adlı terör örgütüne belirli bir miktar para ödemek zorunda kalıyor. Ödemeler 200 dolara kadar yükseliyor. Bu olay Ankara'nın Afrin bölgesini yasa dışı olarak işgal etme politikasının bir devamı niteliğindedir. Terörist gruplarla mücadele bahanesiyle Türkiye Suriye'yi işgal ederek teröristleri koordine edip yardımda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk atom bombasının yaratılması ve ilk denenmesi insanlık tarihinde yeni bir başlangıç yarattı. O zamandan beri yeni silahın yıkıcı gücüne ve sonuçlarına karşı kimse sigortalı değil. 6 Ağustos 1945'te Amerikan Hava Kuvvetleri Japonya'nın Hiroşima şehrine atom bombasını attı. Bombalama yeni bir silahın testi olduğu için pek askeri nitelik sayılmıyordu. İkinci atom bombası ise 3 gün sonra 9 Ağustos'ta Nagasaki şehrine atıldı.
İki bombalama sonucunda 300 binden fazla insan öldü ve yaklaşık 200 bin kişi radyasyon ışınlarının etkisine maruz kaldı. Hiroşima, kitle imha silahlarına karşı mücadelenin sembolü oldu. Her yılın bugünü, dünyanın pek çok ülkesinde nükleer silahlara ve dünyadaki barışa yönelik binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlenmektedir. Ressam Minas Avedisyan'ın Cacur köyündeki baba evi restore edilecek. Ermenistan Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Komitesi'nden Armen Press'e verilen bilgiye göre, ünlü ressamın baba evinin restorasyon projesini hayata geçirmek için Ermenistan Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Komitesi Başkanı Vahagın Vermişyan, diğer uzmanlarla birlikte Cacur köyünü ziyaret etti. Vermişyan, şantiyeyi ayrıntılı olarak inceledikten sonra evin orijinal haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Vahagın Vermişyan, Minas Avedisyan Müzesi'ni de ziyaret etti ve sanatçının kişisel eşyaları ve eserleri hakkında bilgi sahibi oldu. Ressamın oğlu Arman Avedisyan, evin 3 aşamada inşa edildiğini belirtti. İlki büyük babam evi kendi eliyle inşa etti. Orada 1929'da dikilmiş bir taş var. Evin restore edilmesinden sonra burasının sanatçılara hizmet etmesini ve köyün gelişimine katkıda bulunmasını istiyoruz, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı halk dansları topluluğunun seslendirdiği Ansning Sasun adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.